Siz göçler, bu ve benzeri büyük sosyal ve insani krizler, siyasi krizlerin beraber yönetilmesinde yeni bir eylem planı ortaya çıktı. Bu eylem planı çerçevesinde çeşitli zirveler söz konusu oldu. Bu zirveler neticesinde birebir anlaşması, gönüllü yerleştirme, Türkiye'deki bu göçmenlere Avrupa Birliği'nin 3 milyar avro şeklinde bir yardım paketi önermesi, arkasından 2018 sonuna kadar bir 3 milyar avro daha önerilmesi ve tabii ki vize serbestisi, geri kabul anlaşması belli çerçevelerde birbiriyle bağlantılı elementler olarak ortaya çıktı. Hollanda dönem başkanlığının da imza atılan en büyük başarılardan bir tanesi tabii ki ortak akılla, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir ortak akılla, ortak iradeyle ve ortak eylem planı uygulayarak bu birebir anlaşmasının başarılı bir şekilde uygulanmasıdır. Bakınız, 2015'te bir günde 7000 kişi geçiş yaparken artık bu sayı zaman içerisinde azalarak ikili rakamlara düşmüştür. 20-30-40'lı rakamlara gelmektedir. Belki de Avrupa Birliği'nin tarihi boyunca karşı karşıya kaldığı en büyük krizlerden bir tanesi Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki bu ortak eylem planı ve ortak irade sayesinde önlenebilmiştir. Tarih içerisinde büyük göç krizlerinin, büyük göçlerin doğurduğu siyasi krizlerin ve insani krizlerin haritaları bile alt üst ettiğini, jeopolitik bir takım alt üst oluşlara sebep olduğunu hepimiz tarihteki örneklerinden biliyoruz. Bu da belki de modern tarihin ve Avrupa Birliği tarihinin en büyük krizlerinden bir tanesiydi. Suriye'deki krizde Türkiye'nin zamanında ortaya koyduğu hassasiyetlere dikkat edilmemesi, orada bir güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge oluşturulmaması sebebiyle ortaya çıkan kriz sonrasında milyonlarca insan canını kurtarmak için göç ediyorlar. Burada tabii ki en büyük yükü Türkiye karşılıyor. 2 milyonun üstünde bir insanı misafir ediyoruz. Son derece yüksek standartlarda her gelenin siz bu göçmenlerin ev sahipliğini ile konusunda, bu kamplar konusunda dünyadaki standartları yükselttiğiniz şeklindeki takdirlerini sunduğu bir biçimde bunu gerçekleştiriyoruz. Ayrıca eğitim hizmetlerinin, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda Türkiye büyük bir performans kaydediyor. Bugüne kadar harcadığımız miktar 11 milyar dolardır. Ama şu ana kadar bize gelen yardımlar çok küçük miktardadır. Kayda değer sayılmayacak miktardadır. Bundan sonrasında daha yüksek miktarda yardım gelmesi konusunda bir mutabakata varıldı. Fakat bunların gelişinde de maalesef bir takım projelerden bahsediliyor. Biz bunların için koordinatör kurum olan AFAD üzerinden bu yardımların doğrudan gelmesi gerektiğini, sağlık ve eğitim konularında doğrudan kamu kurumlarına aktarılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Özellikle bütün bu projeler geliştirilirken Türk makamlarının işin içinde olması, özellikle AFAD'ın işin içinde olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Bu çok büyük bir krizdir ve bu krizi başarıyla yönetiyoruz. Ama bu krizin yönetilmesinde Türkiye hem bütün dünyanın hem de Avrupa Birliği'nin karşı karşıya kaldığı bu büyük insani ve siyasi krizi önlemede çoğu kez yalnız bırakılıyor. Bu konuda daha çok Türkiye ile dayanışma içerisinde olunması gerektiğinin bir kere daha altını çiziyoruz. Tabii vize serbestisi konusunda biliyorsunuz kriterlerin çoğunu karşıladığımızı Avrupa Birliği yetkilileri de ifade ediyor. Bizim açımızdan aslında çok kısa zaman içerisinde kriterler tamamen karşılanmıştır. Fakat bazı konularda itirazları var. Biz Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber 27 Mayıs'ta Antalya'da Komisyon Başkan Yardımcısı Timmermans'la görüştük. Orada vardığımız mutabakat çerçevesinde Avrupa Birliği heyetleri, teknik heyetler geldiler. Bizim bakanlıklarımızdan oluşan bir teknik heyetle bir arada bir çalışma yaptılar. Bu çalışmanın neticesinde bazı konularda ilerleme kaydedildiğini biliyoruz. Biz bundan sonrasında onlardan bakanlar olarak gereken briefingi alacağız. Arkasından Sayın Timmermans'la tekrar bir araya geleceğiz. Bir araya geldikten sonra da Sayın Başbakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza geldiğimiz noktayı arz edeceğiz. Ama söylediğimiz şudur. Birebir anlaşması bu kadar iyi işliyorken diğer hususlarda da ahde vefaya dikkat edilmesi gerekir. Bu mekanizma çökmemelidir. Bu mekanizma başarıyla uygulanıyor ve tarihin ve bölgenin en büyük krizlerinden bir tanesi doğru bir şekilde yönetiliyor. Burada Türkiye'nin takdir edilmesi gerekir. Türkiye
bölgesel ve küresel anlamdaki çok büyük bir krizin önlenmesinde merkezi rol oynamaktadır. Bu bakımdan birebir anlaşması, gönüllü yerleştirme, geri kabul anlaşması ve vize serbestisi, bunların tek bir paket olarak düşünülmesi gerekir. Bunlar tek bir dosyadır. Bu dosyanın yaprakları birbirinden ayrılmamalıdır. Her bir element diğeriyle bağlıdır. Belki bazı Avrupalı siyasetçiler, özellikle aşırı sağ zihniyete yakın olanlar şöyle düşünüyor olabilirler. Biz bu yaz dönemindeki krizi atlatalım. Ondan sonrasında Türkiye'ye verdiğimiz sözlere bakarız diye düşünebilirler. Bu tabii çok küçük bir zihinle meseleye yaklaşmak olur. Ana akım siyasetçilerin buna itibar etmemesi gerekir. Birincisi, bu kriz sürekli bir krize dönüşmektedir. Suriye'deki durum devam ettiği müddetçe daha büyük bir göç dalgasıyla ve daha büyük insani krizlerle karşılaşma olasılığı yüksektir. O sebeple şimdi kurduğumuz mekanizmanın doğru bir şekilde işlemesi, iyi bir şekilde işlemesi, bundan sonrasındaki krizlerin önlenmesinde de temel zemini oluşturacaktır. Şu anda bunun çökmesine müsaade edilmemelidir. Nitekim Avrupa'daki göçmen karşıtlığı, aşırı sağ, yabancı düşmanlığı gibi unsurlar da dikkate alındığında, bazılarının bu gelişmeleri Avrupa demokrasilerini tehdit etmek için, Avrupa demokrasilerini yıpratmak için de kullandığı görülmektedir. Dolayısıyla bu krizlerin iyi bir şekilde yönetilmesi, Türkiye ile tam bir işbirliği içerisinde yönetilmesi, Avrupa demokrasilerinin korunması bakımından da son derece kıymetli kazanımlar üretmektedir. Bundan sonrasında beklentimiz vize serbestisinin hayata geçmesidir. Diğer unsurlarla beraber tek bir dosya olarak ele alınmasıdır. Türkiye'nin krizlerin yönetiminde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi konusunda çağrı yapıp da Türkiye'nin kazanımlarının geriye bıraktırılması gibi bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir. Diğer bir husus, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri belli bir duraksamadan sonra bu göç ve bölgesel krizle birlikte yeniden bir ivme kazanmıştır. Ama bunun sadece göç meselesine indirgenmemesi gerekir. Büyük resme bakılması gerekir. Bu göç meselesiyle birlikte görülmüştür ki Türkiye büyük bir Avrupa gücüdür, büyük bir Avrupa demokrasisidir. Avrupa Birliği'nin üyesi olmasa bile 4-5 büyük Avrupa gücünden bir tanesidir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Dolayısıyla burada Türkiye ile rekabet üzere bir ilişki değil, Türkiye ile dayanışma üzerine bir ilişki kurulması gerekir. Türkiye'nin Avrupa barışının korunmasına bir Avrupa gücü olarak, Avrupa demokrasisinin güçlenmesine bir Avrupa demokrasisi olarak bundan sonra da katkıları sürecektir. Bu bakımdan meseleyi sadece bir göç meselesine indirgemek, Türkiye'yi bir insan deposu ya da toplama kampı gibi algılamak olur ki bunu kesinlikle kabul etmeyiz. Bu krizden yola çıkarak ortaya çıkan yeni ivmeyi, büyük resmi doğru okumak gerekir. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde büyük resme odaklanmak gerekir. Bunun da açık neticesi şudur. Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerinin elde edilen bu ivme hiç düşürülmeden devam etmesi ve Türkiye'nin bir Avrupa gücü ve bir Avrupa demokrasisi olarak milli çıkarları için gerekli gördüğü Avrupa Birliği'ne tam katılım sürecinin Avrupa Birliği tarafından da hiçbir çifte standarda tabi tutulmaksızın objektif bir şekilde hakkaniyete uygun olarak değerlendirilmesi. Bu bakımdan hepimizin bölge barışını, Avrupa demokrasisini korumak için dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de bu İslamofobiyayla mücadele konusudur. Şimdi şunun altını net bir şekilde çizmek isterim arkadaşlar. Avrupa Birliği'ne ait değerler sadece Avrupa kıtasına ait değildir. Orada somutlaşmıştır ama bütün insanlığın kazanımı olan değerlerdir bunlar. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, serbest piyasa ekonomisi, insan hakları, temel haklar düzeni. Bunlar insanlığın evrensel kazanımlarıdır ve büyük tecrübelerin sonunda ortaya çıkmıştır. Ve insanlığın Avrupa kıtasının içinden ve dışından büyük beyinlerinin emekleriyle, büyük siyasetçilerinin emekleriyle ortaya çıkmıştır. Sadece Avrupa kıtasına ait değerler olarak değerlendirilmesi düşünülemez. Farklı geleneklerin, farklı paradigmaların da bu siyasi değerlerin billurlaşmasında ve ortaya çıkmasında çok büyük katkısı vardır. Bu bakımdan bu değerler hepimizin değerleridir. Biz de zaman tarih boyunca Balkan boyutu, Kafkasya boyutu, Akdeniz boyutu, Karadeniz boyutu, Orta Doğu boyutu olan bir ülke olmanın yanı sıra bir Avrupa gücü ve Avrupa demokrasisi olarak bu değerlerin korunmasında her zaman için olumlu bir rol oynadık. Bu sebeple İslamofobiya gibi konuların aslında Avrupa demokrasilerini tehdit ettiğini görmek gerekir. Burada birden çok şey iç içe girmektedir. İslamofobiya, antisemitizm, yabancı düşmanlığı, bütün bunlar birbiriyle bağlantılı hususlardır. Zaman zaman, son zamanlarda özellikle Avrupa Parlamentosu'nda
İslamofobiyayı dile getiren bir takım aşırı sağcıların görüşlerinin bazı ana akım siyasetçiler tarafından da dillendirilmesi veya buna yakın görüşlerin dillendirilmesi doğrusu bizi kaygılandırmaktadır. Bu aslında şunu görmek gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bu kara propaganda diyebileceğimiz kampanyalar, arkasından Türkiye fobya diyeceğimiz Türkiye düşmanlığı, İslamofobiya, antisemitizm, xenofobiya, yabancı düşmanlığı, bütün bunlar aslında tek bir paket olarak ortaya çıkmaktadır. Sadece bunun değişik yüzleri değişik şekillerde gündeme getirilmektedir. Ve bunun da gerisinde bunu iyice kazıdığınız zaman, bunu örtüyü kaldırdığınız zaman arkasından Eurofobiya çıkar. Yani esasında burada Avrupa değerlerine bir düşmanlık vardır. Birileri zannetmesinler ki İslamofobiyayı bir rekabet unsuru olarak kullandıkları zaman veya Türkiye fobiyayı bir rekabet unsuru olarak kullandıkları zaman bu rekabetin içerisinden demokrasiyi güçlendiren, Avrupa değerlerini güçlendiren bir sonuç çıkmaz. Tam tersine bunun ana kaynağında, bunun güç merkezinde Avrupa Birliği değerlerine düşmanlık edenlerin tutumları vardır. O sebeple Eurofobiyayı, Eurofobiyaya dönük aşırı sağ akımları marjinalize etmenin yolu İslamofobiyayla, antisemitizmle, Türkiye fobiyayla etkili bir biçimde mücadele etmektir. Ve unutmayalım ki aşırı sağcıların şu anda en büyük kara propaganda malzemelerinden bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak yaptıkları bu sistematik, haksız, dayanaksız, yalan kara propaganda faaliyetleridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye bu büyük reformlara imza atmıştır. Avrupa Birliği'ne bu şekilde yakınlaşmıştır. Ve Avrupa Birliği konusundaki en devrimci adımlar onun başbakanlığı döneminde, şu anda da Cumhurbaşkanlığı döneminde devam etmektedir. Yargı reformları, pek çok demokratikleşme reformu bu şekilde meydana gelmiştir. Bu sebeple Alman parlamentosunun Ermeni soykırımı hakkında verdiği karar son derece basiretsiz bir karar olmuştur. Birincisi hem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yakınlaştığı bir dönemde, ikincisi de Türkiye-Almanya ilişkilerinin bu kadar sıkılaştığı bir dönemde böyle bir karara imza atılmasının hiçbir siyasi, hiçbir mantıklı gerekçesi yoktur. Şunu da unutmamak gerekir ki bazı Avrupa Parlamentosu yetkilileri ve bazı komiserler Türkiye'yi Avrupa Parlamentosu'nun kararı için eleştiriyorlar, kararını eleştirdiği için eleştiriyorlar. Buna hakları yoktur. Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekillerinin bu şekilde söz söyleme hakkı varsa, Türkiye'deki yetkililerin de kendi tezlerini sonuna kadar söz söyleme hakları vardır. Bu ifade hürriyetinin içindedir. Kimsenin bununla ilgili bir yargıda bulunmaya hakkı yoktur. Ayrıca hepsinin dikkat etmesi gereken şey şudur. Alman parlamentosunun aldığı karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına aykırıdır. Bu sözleşmeye aykırıdır. Tek taraflı bir anlatının bir meclis kararına dönüştürülmesi, tarih hakkında karar verilmesi ifade hürriyetine de aykırıdır. Arkasından bunun dışındaki karar ifadelerin yargılanmaya çalışılması, Almanya müfredatına tek taraflı anlatının bir ders kitaplarına sokulmaya çalışılması doğrudan doğruya ifade hürriyetini sabote eden Avrupa Birliği'nin temel değerleriyle kavga içerisine giren bir yaklaşımdır. Dolayısıyla burada uyarılması gereken, o karara imza atan, attıkları bu imzayla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına karşı tutum alan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin temel değerlerine karşı tutum alan kişilerin uyarılmasıdır. Hiç kimsenin şundan şüphesi olmasın. Türkiye'ye dönük bu faaliyetlerin hepsinin arkasında İslamofobik ve Eurofobik yaklaşımlar vardır. Bunlara Türkiye ile rekabet için prim verilmesi demek, herkesin kendi kendisinin zeminini tahrip etmesi demektir. O sebeple hep beraber şunu düşünmeliyiz. Tabii ki fasıllar, Avrupa Birliği ile diğer ilişkilerimizin teknik boyutları çok önemlidir. Ama büyük resimde şuna bakmalıyız. Bölgemizde daha çok barışa, daha çok diyaloğa ve daha çok işbirliğiyle demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirmeye ihtiyaç var. Dolayısıyla masada karşı karşıya oturmamalıyız, yan yana oturmalıyız. Bu reformların nasıl yapılacağı kadar Avrupa'nın geleceği, Avrupa Birliği'nin geleceği, Avrupa demokrasisinin geleceği, Avrupa'nın barış değerlerinin geleceği konusunda da ortak çalışma mekanizmalarını güçlendirmeliyiz. Ayrıca Türkiye'nin bazı komiserlerin ağzından bir komşu ülke olarak değerlendirilmesi de son derece yanlış bir değerlendirmedir. Türkiye Avrupa Birliği ile bir komşuluk politikası çerçevesinde değerlendirilemez. Tam tersine genişleme politikası çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir ülkedir. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri yürüten bir ülkedir. Dolayısıyla burada herkese çağrımız şudur. Çelişkiler olabilir.
birbiriyle çelişen tutumlar olabilir, farklı siyasetler olabilir. Ama her seferinde doğru olan şudur, somut kazanımları güçlendirmek, somut kazanımları artırmak üzere hep beraber nasıl ilerleyeceğiz, hep beraber yeni yollar nasıl bulacağız, bu çerçevede bakılması gerekir. Bugün akşamki görüşmemle birlikte 33. faslın bu ay içerisinde açılması için görüşlerimizi tekrar dillendireceğim. Zaten Hollanda tarafı da buna olumlu yaklaşıyor. Hollanda dönem başkanlığı bittikten sonra biliyorsunuz bir sonraki dönem başkanlığı Slovakya'ya geçiyor. Gelecek haftada Slovakya'yı ziyaret edeceğim. O şekilde Avrupa Birliği içerisindeki temaslarımızı hem Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında hem bölgesel politikaların bağlamında istişare şeklinde sürdürmeye devam edeceğiz.